Güzel aşk yaşamamızı, ömrümüzü uzatır mı? Yani bir bebek kanı gibi, bir cenin gibi katkı mı sağlar aşk? Evet, yani aşk iyi bir şeydir ama yormuyorsa, yani travmatize etmiyorsa, dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı gibi seni travmatize ediyorsa devamlı, o öldürür, damar sertliği olursun. Boku yedin hocam o zaman. Evet, ama aralarda böyle güzel işte olaylar varsa, güzel hedoniler, güzel birliktelikler, güzel orgazmlar falan varsa, o zaman işin iş demektir. Arada da kavga etmek lazım ona göre. Çocukları şimdi tabii bu otizmle ilgili tabii anne karnıyla olay söylediniz. Anne karnındaki gelişmelerle ilgili son dönemdeki COVID'deki hamile kadınların aşı olmasının da etkisi olduğunu söylediniz. Bu doğumdan sonra çocukların beslenme biçimi çocuklarımızda kalıcı hastalıklara da neden oluyor mu? Bu açıdan nasıl beslemeliyiz çocuklarımızı 0 Valla yaşından itibaren? çocuklar doğru söylüyorsunuz. Yani çocuklar bir kez kilo aldı mı sağlıksız oluyor, onu bilin. Yani overweight dediğimiz, çok kilo aldılar mı işleri bitiyor çünkü yağlanıyorlar. İki, şu anda hormon bozucular da çok fazla. Yani bütün gıdalarda işte o fitalat mitalat, bu plastik malzemeler çocukların cinsiyetlerini de bozdu bu. Mesela erkeklerin artık eski testosteronu yok. Eski sperm sayıları yok. Mesela artık erkeklerin sperm sayısı %50 azaldı. Yani erkekler de bozuldu. Ondan sonra kadınlar da öylesine. Zaten bu biliniyor zaten. Tabii anneler çok ilaç kullandı. Çok da ilaç içiyor anneler gebeliğinde falan. Buna da etkiledi ama çocuğu nasıl besleyeceksiniz? Yani çocuğu beslemek, şu anda nasıl doğal beslersiniz çok bilmiyorum ama mesela yani balık yedir desem bir türlü, et yedir desem bir türlü, tavuklar Allah'lık zaten. Her şeyin içinde bir hormonal şey var. Çok gübre kullanılıyor, azot gübresi. Bitkileri mahvettik. Ondan sonra çok tarım ilacı kullandık. Verimlilik artsın diye, süne zararlısı ölsün diye. Onlar kalıntı yaptı. Ya bu çocukların durumu ne olacak bilmiyorum vallahi. Yani bu yeni nesil biraz sıkıntı, ben size söyleyeyim. Yani ama size şunu söyleyeyim. En baş bildiğim bir şey var. Süt içirmeyin. Yani süt kesinlikle bozuyor bir kere cihazı. Yani inek sütü hayır. Yani anne sütü verirseniz, inek sütü, keçi sütü. Hani bana söylüyor, hocam inek değil keçi. De keçi sütü anne sütüne en yakın. Ya tamam da öyle bir şey işte, boş verin. Ya süt yok. Sütü kessin ondan sonra. Başka şey de bozuyor çocukları. Çok tahıl da bozuyor. Yani çok hamur işi de bozuyor. En güzel şey sebze. Yani iyi yıkanmış sebze yedireceksiniz. Ondan sonra pirinç yedirin. Güzel bir karbonhidrat. Ekmekten uzak tutun çocuklarınızı. Yani ekmek sıkıntılı çok. Yani ona hiç girmeyin. Ondan sonra bol bol sebze. Bir de çocuklarda çok sıkıntılı bir şey var. Asla bu işte jelibon, bonibon, hani var ya, şöyle şey yapmayayım. Junky food dediğimiz, hani o eğlenceli gıdalar var ya bir sürü satılan. Onlar çocuklarda hiperaktivite bozukluğu yapıyor. Onu çocuklara şekerli şeyler yedirmeyin. Yani sonuç şuradan şuna geliyor. Kuru fasulye yedirin. Pilav yedirin arada. Ondan sonra zeytinyağı yedirin. Bol bol ceviz yedirin. Yumurta sarısı yedirin. Onun için pek ekmekten, sütten uzak durun. Ama yoğurt, peynir serbest. Yani Bir saniye onları... hocam, belediyeler çocuklara süt içirelim diye Ya kampanyalar yürütüyorlar. onlar Yanlış mı yemin ederim, yapıyorlar? o var ya, o dünyanın en saçma sapan kampanyası o. Ya süt diyabet yapıyor. Süt otoimmün hastalık yapıyor. Süt otizm de yapıyor. Yani bir de Ekrem süt... İmamoğlu'nu anlatın hocam lütfen. Ya bana ne, kim anlatsa anlatsın. Şimdi dinleyin. Şimdi şöyle, benim bir siyasetle ilgim olmadığı için, ben siyasetle Yok yok hiç hocam, ben şaka söyledim. Yani bu süt kampanyası yürütüyor ilgilenmiyorum. belediyeler. Ya şöyle, Aileler, biz de dahil, çocuklarımız süt içsin ya istiyoruz sabahları doğru. okula Ya ben giderken buna ya. ya kaç yıldan beri hep anlatıyorum. Şimdi bakın, bu sütün içinde kazein var. Bu vücutta kazomorfine dönüşüyor. Kazomorfin bağırsaktan emiliyor. Çocuk sütü içtikten sonra, senin oğlan da öyle de şimdi, 10 dakika içinde bayılır çocuk. Uyur kalır. İnek sütü de aynı şey yapıyor. İnek sütü çocukta bağımlılık yapıyor. Çocuk sütü içiyor. Kafa o, hayırlı işler. Yani eroin almış gibi çocuk Leyla. Kafa bulucu yani. Aynen, kafa bulucu. Çocuk bu sefer diyor ki sütsüz uyumuyor, sütsüz gezmiyor. Çocuk süt bağımlısı. Yani bir çocuğu süt bağımlısı yaparsınız ve o çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. Onun için çocuklarda süt hayır. İnek sütü hayır. Onun için buna boş verin. Tek süt anne sütü. O da 6 ay 1 yaşına kadar. Ondan sonra onun da bir yararı yok. Ya bu süt işi
Dünyadaki büyük bir kandırmacaya. Yani bu bir de süt uzun dönemde demir emilimini önlüyor, demir eksikliği yapıyor. Yani süt işi... Yoğurt da mı aynı hocam? Hayır. Yoğurt, peynir öyle değil. Ya çünkü fermante oldu mu olay bitiyor. Çünkü O fermantasyonla... zaman süt yerine yoğurt verelim çocuklara o zaman, Ya öyle anlıyorum. yoğurt, aynen yoğurt verin, tuzsuz ayran verin ama evde yapın. Yani Evet. ayranı yoğurtla siz çırpın. Mesela ben bir ara söylemiştim. Tuzlu ayran gebelikte otizm yapıyor. Yapıyor abi. Tuz koydunuz mu? Tuz bağırsak florasını bozuyor. Onun için tuzlu gıdalar da çocuklara çok vermeyin. Gebeler de tüketmesin. Gebeler de tuzlu, şekerli gıdalar tüketmesin. Gerçekten otizme sebep oluyor. Sonuç, ayran bile verseniz evde kendiniz yapın. Yoğurtla, onun için tuzlu ayran çocuklara da vermeyin. Çünkü piyasada satılan ayranlar zaten onunla bakteri çorbası gibi. Tuz bütün iyi niyetli probiyotikleri öldürüyor. Ve siz bana çocuğa bir ölü bakteri yumağı yediriyorsunuz. Dediğim gibi ayran serbest, şey ayran diyorum. Yoğurt serbest, yoğurtla çırpılmış ayran evet, yoğurt peynir serbest ama şu çiğ sütten lütfen ya. Valla bu süt işini nasıl çözeceğiz bilmiyorum ya. Ev yapımı turşu ve sirke yedirin çocuklara diyor Yunus. Ya turşu değil ya, turşu çok tuzlu, o da mahvediyor. Yani sirke evet ama tuz da yani şöyle haftada bir diyebilirim, o da yıkayın yani Anladım. şeyi. Yani tuzlu yedirmeyin çocuğunuza. Çünkü tuz demek gelecekte kanser demek, Alzheimer demek, otizm demek. Tuz iyi bir şey değil. Onun için yıkayın turşuyu.